kendi kayınvalidene çektirdin. Sen benim kayınvalidemden ne istiyorsun ya? Kendi kayınvalidesi buna şey güler yüz göstermiyor diye gönül anneme geldi yanaştı. Ya ne alaka? Daha bir şey söyleyeceğim. Gönül teyze beni seviyorsa benim suçum ne? Bir şey söyleyeceğim. Ben sevilecek insan mıyım? Gayet de normal Aleyna davranıyor bana. Aleyna yanaşmış demeyeceğim de sanki senin kayınvaliden Aleyna'ya yanaşıyor gibi geldi bana da. E tamam benim kayınvalidem güler yüz görmese kimsenin yanına gitmez. Demek ki Aleyna da... Aleyna kız para mı veriyorsun kayınvalideme yoksa? Aleyna'nın bence bir planı var. Ne gibi planım olsun? Bilmiyorum Gönül teyzeden yani. Ne gibi bir çıkarım olacak ki benim? Bilmiyorum. Bak canım bana gönül deyip durma. Ben zaten çok sinirliyim. Yani ya burada konuyu açan sensin. Bak gönül dedikçe benim tansiyonum... Hayır burada nabzım. Konuyu açan ben sensin. Ben onu anlamadım. Yeşim. Aman ha bak gerginlik Yeşim ben ne yaşadım? Ya gerginlik yaşamayın. Ben ne yaşadım Allah aşkına ya? Bir anlatın da bilelim ya. Ne yaşadın? Bence kızlar ne oldu biliyor musun? Ben arkada üstümü giyiniyorum. Yeşim beni çağırdı. Tuğba abi gelir misin dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Ben de zannettim hani kıyafetiyle ilgili bir şey soracak. Geldi kulağıma eğildi dedi ki. Gönül anne böyle bir kağıt hazırlamış. Mirastan mahrumiyet belgesi bana. Bana ıslak imzalı. Allah'tan noter onayı falan yok. Asla izin vermem. Yani ortalığı yakarım. Geldi bana kağıdı söyledi. Bir baktım. Bir de bana şey yapıyor hala. Evet yaptım sen kimsin yapıyor. Canım ya Tuğba'nın burnundan öfke fışkırıyor. Ne oldu? Ay sorma kadın. Şu haline bak. Ne oldu? Hayırdır inşallah. Her zamanki hali işte. Ne Tuğba, oldu? Neler olacak ki? Ufacık şeyi deve, pireyi deve yapıyor ya. Hem o benim yani malım, istediğimi yaparım. O ne? Ne yaptı? Allah Allah. Ya siz de bence o göz var mı? Bakın ya, bana. Ya kızlar. Asla. Sende o göz yok ama sen hak ettin bence. Gerçekten ben olayların buraya geleceğini hiç tahmin edemedim. Siz yoktunuz, ben gerçekten Tuğba'yı tutamadım. Ama bir Tuba... şey söyleyeceğim, olayların buraya gelmesini beklemek... Şimdi sen de böyle bir şey öğrensen sen de benim gibi delirirsin yani Yeşil. Hayır, bu kadar çığırından çıkacağını ben işlerini düşünmedim. Kızlar gerçekten o anı görmeniz gerekirdi, siz yoktunuz. Zaten her şey kayıt altında, bir ekibimize söyleyelim, bir izleyelim. İzleyelim. Görün neler yaşandı ya. Reddi miras yaptım.
Ama notere vereceğim. O yazıda da dur olmadı o da. Tuğba'cığım, hani bir sürü planım vardı, anlatıyordun şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Şu an hepsi hayal mi oldu? Yeşim, bak şu ana kadar senin kasıtlı olduğunu düşünmüyordum. Şu an kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Bak dediğime çıkıyor. Evet, kasıtlı yaptı. Neden zevk alıyorsun şu an benim bu yaşadığımdan? Zevk mi alacağım? Bana ne sizin aile şeylerinizden? Vallahi Beyhan, aynı gelinin de sana çekmiş. Hayır. Ortalığı senin gibi ortalığı karıştırıyor. Benim gelinime laf yok. Nasıl laf yok? Niye gidip söylüyor? Benim gelinime laf yok. Yazık değil mi? Beyhan'cığım, Beyhan'cığım arkadaş olur mu yapmazdı? Yutsaya okuduğunu, niye gidip daha Tuğba'ya? Hayır, Gönülcüğüm okuması bile ne yanlış. Okuması bile yanlış. Okunur mu hiç? Sana ait olan bir şey okunur mu? Yeşim ne Tuğba olabilir, ne Aleyna olabilir. Benim yeşimim öyle bir şey yapmadı. Kabul etsene. Bu konuşmaları yaptın, şu an hepsi hayal oldu. Vallahi ben bu konuşmaları yaptığımı asla inkar etmedim. Hiçbir zaman da etmem. Tuğba! Can kuşu, hoş geldin. Sen neler söylediğini farkında mısın? Bak, ben final günündeyim. İkide bir buraya gelip durma. Geç yerine otur. Geç yerine otur. Öğrendim. Sen ikide bir niye oraya geliyorsun final gününde? Sen de usludun. Sen ne benimle uğraşıyorsun? Taktığını yap. Sen de ben değilim. Senin yüzünden yapamıyorum. Ne geliyorsun cam kuşu gibi? Neden? Yap. Tüyünü de buraya dikmiş. Dikerim. İstediğim yere dikerim. Sana ne benim tüyümden? Ya Tuğba, bence kadın haklı yani. Sen kadının her şeyini almışsın. Evinden almışsın, evini atmışsın, tapusunu almışsın. Kadının her şeyini almışsın. O da kendisini garantiye alacak tabii ki. Ne yapacak? Kendisini garantiye alacak diye benim ömrümü yiyecek. Ben en azından senin gibi evlenmeden önceki kredi kartı borçlarımı ödetmiyorum Gizem. Doğru. Tuğba gerçekten doğru söylüyor. Evlenmeden önce borcunu öde, evlendikten sonra masraflarını öde. Kayınvalidemin nasıl bir yapıda olduğunu, neleri hak edip neleri hak etmediğini bilmiyorsunuz. Yani benim ona yaptıklarım az bile. Niye? Niye? Benim kayınvalidemin emekli maaşı var. Eşimin emekli maaşı var. Eşi çalışıyor. Ona da mı göz koydum? Ben 2 gün evde elektrik kesik oturdum. Niye? Eşim hatta elektrik faturasını annesine vermiş olmasına rağmen ücretini almış eşimden. Bir gidiyorum bakıyorum ki elektrikler yok. Anneme soruyorum elektrikler niye yok anne? Kendisi diyor işte arıza var diyor, gelecekler falan filan. Ondan sonra aşağı inip bir bakıyoruz ki şarteri kendisi kapatmış. Yok artık ya. Bana yaptığı için bunları yapıyor. Bana sinir oluyor ya hani. Suyu da aynı şekilde. 2 gün susuz kaldık. Ben çocuğu yıkayamadım. Tabii gitmiş manayı kapatmış. Ay bunlar nasıl kayınvalideler ya? Ben anlamam ya. Böyle cimri bir kadın böyle. Var yemez böyle. Gönül'ün bir eşi. Senin beni anlaman lazımken sen niye bana vuruyorsun ki? Hayır, ama bu... sen alacağını almışsın kızım. Sen tapunu almışsın. Hayır benim hak ettiğim yani... hayatım o.